Merhaba sevgili öğrenciler. C++ ödev soruları serimizin bir başka videosuyla daha birlikteyiz. Yine tür çıkarımı konusundaki ödevlerimizden biri sentaksı pekiştirmeye yönelik dilin araçlarını öğrenmeye yönelik. Evet, bakalım soru neymiş? Bu kod hakkında yorum yapmamız istenmiş. Hemen bakıyoruz. 8. satırdaki R1 değişkenine X değişkeninin değeriyle ilk değer verilmiş. Referans deklaratörü yok. Tür int, o zaman auto yerine gelecek tür int. Yine alttaki satırda yıldız PTR ifadesinin türü int, dolayısıyla auto yerine gelecek tür int. R3'e R2 ile ilk değer verilmiş. Reference to reference söz konusu değil. R2 ifadesi int türden, dolayısıyla R3 de int türden bir değişken. R4 değişkenine auto belirleyicisi kullanılmış bildiriminde, fakat burada referans deklaratörü var. Dolayısıyla R4 PTR'ye referans. Yani auto olmasaydı int yıldız referans PTR diyecektik. R5 arkadaşlar ilk değer veren ifade int türden, dolayısıyla int türden bir nesneye referans, değil mi? Bu durumda int ampersan R5 eşittir yıldız PTR. Şimdi R1 X'in kendisi değil. Dolayısıyla bu R1 artı eşit 3 X'i değiştirmeyecek. R2 hemen bakıyoruz, yine X'in kendisi değil. Dolayısıyla bu da değiştirmeyecek. R3 arkadaşlar bu da X'in kendisi değil. Bu da X'i değiştirmeyecek. R4 arkadaşlar artı eşit R2, R4 demek, PTR demek, yıldız R4 demek, yıldız PTR demek. Dolayısıyla yıldız R4 demek, X demek. Dolayısıyla X'e R2 ifadesinin değeri ekleniyor. R2'ye tekrar bakalım. R2 değerini X'ten alan bir değişken. Dolayısıyla 10'du ama burada değeri 13 eklendiği için değeri 23 oldu. Dolayısıyla x'e 23 eklenecek ve x'in değeri 10 iken 33 olacak. R5 yine x'e bir referans. Dolayısıyla artı artı R5 artı artı x demek. Bu durumda x'in değeri değişecek, 34 olacak. Bir sentaks hatası yok, bir tanımsız davranış yok. Ve bu kod derleyip çalıştırıldığında x'in değeri 34 olmalı. Hemen derleyip çalıştırıyoruz. Ve gerçekten 34 yazdırıldığını görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda birlikte olmak üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın değerli öğrenciler.